Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi nanelerimiz bayağı bir yeşermeye başladı. Şimdi bu arada soğan, yeşil soğanlarımızın başlıcını kestiğimiz başlıklar şöyle suya koymuştuk. Kendi yeşil taraflarını kullandım. Suya koyduktan sonra görüyorsunuz patlamış. 4-5 gün suda bekletti. Suda beklettikten sonra şöyle sizlere göstermek istiyorum. Tabii ayrı bir satı yapacağım onu da. Ama şu an şuraya bir yere. Şimdi elimle açtım. Göreceğiz. Beraber nasıl yeşerecek. Nanelerimiz tuttu zaten. Burada boşluk vardı. Ben onu da oraya diktim. Marullar aynen gördüğünüz gibi. Bekliyoruz. Pırasalarımızı yine köşeye dikmiştim. Pırasalarda gördüğünüz gibi yeşerdi, başladı. Bunlar yoktu. Bakın görüyorsunuz. Yediğimiz, tükettiğimiz pırasaları, pazardan aldığımız pırasaları, sapları böyle bir akvaryum kullandım. Selamun aleyküm arkadaşlar, değerli izleyicilerim, kanalıma hoş geldiniz. Sizlerine yetiştirdiğim biberlerimi, turşuluk biberlerimi, domateslerimi balkonumda nasıl yetiştirdim, görün bakın. Domateslerim dökülmeye başladı, çiçekler şu an. Ayrıca biberlerimi nasıl yetiştirdim evimin balkonunda görüyorsunuz. Akvaryumda nane yetiştirmiştim. Sizlere söylemiştim. Nasıl akvaryumda, balkonumda nasıl nane diktim. Pazardan aldığım naneleri görüyorsunuz. Sanki nane bahçesi oldu. Şimdi sizlere göstereceğim nanelerimi bir kere biçmiştim. İkinci kez biçeceğim. Öncelikle şimdi bunları, nanelerimizi biçelim. Daha sonra kurutalım. Kışlık tarhanamı yapacağım. Naneleri içerisine atacağım. Nanelerin büyüklerini kesiyorum. Yine ikinci kez hasat oldu şimdi. Gördüğünüz gibi değerli izleyicilerim, makas yardımıyla içiyorum. Evet.
Değerli izleyicilerim, görüyorsunuz. Nanelerim mis gibi, tertemiz. Biberlerime zarar vermeden biraz uğraşıyorum onları değmemek için. Değerli izleyicilerim, gördüğünüz gibi epey bir nanemiz oldu. Bundan bir 15 gün önce bir daha biçmiştik. Daha çok biçeriz Allah nasip ederse. Ve taze taze kullanırız. Çorbalarda. Dediğim gibi tertemiz. Sizler de yapabilirsiniz. Birçok nane oldu. Kokusu tahmin edersiniz. Her yeri yayıldı. Şimdi şurada size göstereceğim kendiliğinden akvaryumun içinde biten karpuzumuz mu? Bakalım ne olacak? Görüyorsunuz. Karpuz. Bu şekil oldu. Bir kere biçtiğimde onları kuruttum. Ufaladım. Çok taze oldukları için çok güzel oldular. İnanın mis gibi kokuyor. Şu an balkon nane kokusundan geçirmiyor. Onları seyrederken insan mutlu oluyor. Çok güzel gözüküyorlar balkonda. Şunu alıp bıraktım çünkü tohumu var. Dedim ki tohumu da acaba uygun düğünde tekrar çoğalır. Gerçi zaten çoğaldı. Alalım onu da. Gerek yok. Şimdi gördüğünüz gibi bu tohum marul tohumu olacak. Bir tane pazardan aldığım marulu dikmiştim. Özek çıkardı. Onun tohumunu alıp balkonda marul yetiştirmeyi düşünüyorum. Thank you.
Şimdi bu nanelerimiz bir 15 yıl sonra tekrar o hale gelecekler. Gördüğünüz gibi biberlerimiz dökülmeye başladı. Bunlardan küçük kavanozlara turşu kuracağım. Değişik biberler. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Sizler de denerseniz eminim aynı şekilde olacaktır. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun değerli izleyicilerim.